100. Harici Teşkilatımızın 500. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz diplomasi sohbetlerinde bugünkü konuğumuz Büyükelçi Emre Yun. Sayın Büyükelçim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Washington, Pekin, Tahran gibi görevlerden sonra Katar ve Stockholm'de Büyükelçi olarak bulundunuz. Ama ben sohbetimize en son bulunduğunuz görevle başlamak istiyorum uygun görürseniz. Dışişleri Bakanlığı Kriz Koordinasyon Merkezi Merkez, Şubat'ta yaşadığımız büyük felakette, büyük depremden sonra çok aktif görev yaptı 7-24. Bu birimde neler yapıldı? Bakanlığımız deprem sonrasında nasıl bir rol üstlendi? Teşekkür ederim bana bu vakti ayırdığınız için ve bu ilgileri bakanlığımızın kayıtlarında tutma fırsatı verdiğiniz için. Doğrudur, maalesef 6 Şubat sabahı çok üzücü bir haberle uyandık. Ve ilk benim de o zaman ilk tepkim bakanlığımız bu konuda nasıl bir görev alabilir, nasıl orada bu felakete uğrayan vatandaşlarımıza yardımcı olabilir şeklinde düşünmeye başlamıştım. Sonra bahsettiğiniz kriz merkezinin kurulduğunu anladım ve hemen bakanlığımıza temasa geçtim. Bu konuda yardımcı olup olamayacağımı sordum. Sağ olsunlar Sayın Bakanımızın da uygun görmesiyle bu kriz merkezindeki büyükelçilerden bir tanesi de ben oldum bu görevi diğer büyükelçi arkadaşlarım ayrıldıktan sonra da son iki buçuk ayda tek başıma yürüttüm. Oranın idarecisi olarak. Gerçekten belki kamuoyuna çok yansımadı ama Dışişleri Bakanlığı asrın felaketi denen çok üzücü olaydan sonra çok önemli görevler üstlendi. Hem merkez teşkilatı hem yurt dışı teşkilatı alarm seviyesi ilan etti Türkiye bu aylam seviyesinde dış misyonların ve uluslararası yardımların önemi çok büyüktü. Bütün misyonlarımız bizden aldıkları talimatları harfiyen yerine getirdiler ve çok hızlı hareket ettiler. İlk günden itibaren dünyanın dört bir tarafından ilk etapta ihtiyaç olan arama kurtarma ekipleri gelmeye başladı. Bunların tabii bölgeye intikalinde, sevkinde biz koordinasyon rolünü üstlendik bu her şeyi tabii merkezden yapamayacağımızı da anladığımız için büyük elçilerimiz arasında gönüllü olanları bölgeye gönderdik. Arkadaşlar çok olumsuz koşullarda diğer kamu görevlilerinin de yaptığı gibi büyük fedakarlıklarla orada günlerce çalıştılar. 7-24 görev aldılar. Günlerce duş alamadan, doğru dürüst dinlenemeden, doğru dürüst yiyecek bulamadan diğer vatandaşlarımız ne sıkıntı çektiyse aynı sıkıntıları çekerek özveriyle görev yaptılar. Hepsine bu vesileyle bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Biz kendilerine ilk başta arama kurtarma görevlilerine yardımcı olmalarını, daha sonra tabii ilk birkaç gün arama kurtarmadan sonra diğer ihtiyaçları ortaya çıktı. Orada kalan vatandaşların iajesi, onlara yardımcı olmak, giden yardımların koordinasyonu, yurt dışından gelen tonlarca binlerce çadır, binlerce kıyafet efendim kullanılabilecek ısıtıcısından tutun gıda malzemesine kadar her şey dünyanın her tarafından yağmaya başladı. Bunların havaalanındaki koordinasyonu için biz arkadaşlarımızdan rica ettik. Oralara gittiler. Uçakların altında bizzat çadırları boşalttılar. O çadırları saydılar hangi bölgelere ne kadar çadır gittiğini, ne kadar yardım malzemesi gittiğini tek tek kayda geçirdiler. Biz bu arada yurt dışı misyonlarımızdan ihtiyaç olan kalemleri sürekli talep ettik. Gönderdiğimiz ihtiyaç listeleri sürekli güncellendi. Misyonlarımızdan onların Türkiye intikali için her türlü yolu denedik. Tabii bu konuda Türk Hava Yolları'nın da ismini vermeden edemeyeceğim. Onlara da teşekkür borçluyuz. Türk Hava Yolları da gerçekten bütün imkanlarıyla bize çok yardımcı oldu. Dünyanın dört bir tarafından sadece iş, yardım malzemesini temin etmekle bitmiyor. Onların Türkiye intikali de çok önemliydi. Türk Hava Yolları günlerce bila bedel bize bu yardımı gerçekleştirdi. Sağ olsunlar. Bu sayede yani benim bildiğim kadarıyla özellikle birkaç şehirde yurt dışından gelen çadırlar yani o vatandaşa verilen çadırların tamamına yakını yurt dışından gelecek yardımlar için ayrılmıştı. Ve biz o malzemeyi temin edebildik zamanında. Ve vatandaşlarımız mağdur olmadı. Tabii bu arada söyleyebileceğim şey arama kurtarma ekiplerinin beraberinde ve daha sonra gelen seyyar hastaneler. 30 civarı seyyar hastane geldi. Bunların içindeki personelinin Tabii bölgeye intikali, bölgedeki barınma koşulları, bölgeden ayrılması konusunda Sağlık Bakanlığımızla da çok yakın çalıştık. Onlara da teşekkür ederim. Gerçekten bütün Türk Devleti, bütün kamu kurumlarıyla, kamu kurumlarının personeliyle çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Biz kriz merkezinde ilk başta 30 kişiydik. Daha sonra günler geçtikten sonra ihtiyaç azaldığı sürece personelimizin sayısında azalttık. Ama bizim aramızda haberleşmesizicisinden tut lojistiğine, lojistiğinden tut personeline, protokolüne, enformasyonuna, sosyal medya takipçilerine kadar her türlü arkadaşımız vardı. Bütün bu görevleri yerine getirdik. Sosyal medyadan sorulan soruları, yapılan eleştirileri, her şeyi anında cevaplandırdık. Gelen talepleri, ilgilileri anında ulaştırdık. Vatandaşımızın hiçbir sorusunu cevapsız bırakmadık. Aynı şekilde yurt dışındaki misyonlarımızın tabii birçok sorusu oldu. İşte teklif edilen malzemelerin kabul edilip edilmeyeceğinden tut, nasıl intikal ettirileceğine kadar ne zaman nereye gönderileceğine kadar hangi depoya iletileceğine kadar hepsini kontrol ettik. Hepsini koordine ettik. Daha sonra tabii aynı yardımlar yanında maddi yardımlar da oldu. Bunların hesaplarının açılması, bu hesapların kontrol edilmesi gelen yardımların miktarının de güncel olarak üst makamlara bildirilmesi, iletilmesi bu görevde bizdeydi. Bunları da Bakanlığımızın strateji başkanlığıyla Büyükelçi Haydun Bey'le çok yakından çalışarak hepsini koordine ettik. Bu paralardan bazılarını yurt dışındaki nakliyat işlerinde kullanmak gerekiyordu. Bunun için AFAD'la koordinasyon halinde gerekli onayları Haldun Bey çıkardı. Anında cevapladık. Anında ulaşım imkanı, ulaştırma imkanı temin ettik. Ve çok ciddi bir görev yaptık. Benim, yani en son hangi depoda ne kadar malzeme kaldı, hangi misyon elinde ne kaldı bunların listesini güncelledik. Daha sonra tabii aylar geçtikten sonra işler artık bakanlığımızın normal dairelerinin yani olağanüstü durumlarda Hizmete giren bu kriz merkezi değil de ikili siyasi dairelerinin, çok taraflı ekonomik dairelerinin artık günlük işleri arasında yürütülebileceği düzeye indi. Ve bu vesileyle biz olağanüstü durumun artık neredeyse sona ermesi dolayısıyla Haziran ortalarında kriz merkezini sonlandırdık. Ama bu demek değildir ki tabii maha. maalesef dünyamız her an her yerde sorunlarla boğuşuyor. Bu bakanlığımız için büyük bir tecrübe de oldu. Zaten daha önce de pandemi sırasında bu merkez çok önemli bir görev yapmıştı. Bu merkezin kalıcı hale getirilmesi için bir takım çalışmalar yapılıyor. Yapıldığını da biliyorum. Onlar herhalde nihai hale geldikten sonra bu konu bir özellikle bir ilgili genel müdürlüğümüzün uhdesine verilecek. Ve bakanlığımız yılın her günü 7-24 Böyle bir şey, böyle bir krizde inşallah bir daha tabii böyle bir felaketle ülkemiz karşılaşmaz. Ama dünyanın neresinde olursa olsun, benzer bir sorunla, bir misyon tahliyesi olsun, başka sorunlar olsun, her zaman tabii ki DKDM'nin görevleri arasında bu olacak. Ve bu destek merkezi kalıcı halde 7.24 hazır hale gelip bu görevleri yapmaya devam edecek. Yani tabii ki ben en son başkanı olarak belirli bir tecrübeye sahibim. Böyle bir şey olduğu zaman ben göreve çağrıldırsam her zaman hazırım. Ya da benden başka başka arkadaşlar görev alırsa onların da aynı şekilde gayet başarılı çalışacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hem cevabınız hem de bu kriz merkezindeki tüm çalışmalarınız için. Çünkü ülkemizin karşılaştığı çok ciddi bir meseleydi. Asrın felaketiydi ama koordinasyonla, işbirliğiyle, tüm devlet kurumlarının bir araya gelmesiyle birçok sorun aşıldı. İnşallah bir daha böyle bir felaketle karşılaşmayız. Tabii her zaman Dışişleri Bakanlığı'nda geçmişten bu yana depremlerde, olağanüstü hallerde bakanlığımız önemli roller üstlendi. Fakat bu rolü pek görünür olmuyor. Bu kez tabii çok önemli bir krizdi ve çok ciddi bir uluslararası yardım meselesi oldu. O yüzden de bunların etkin bir koordinasyonu gerekliydi. Tabii meslek hayatınız içinde her zaman böyle krizlerle değil, çok önemli zirvelerle de ilgilendiğiniz G20 zirvesi sizin çok taraflı ekonomik işler genel müdürü olduğunuz bir dönemde yapıldı ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en önemli etkinliklerden birisiydi. G20 zirvesi hazırlıkları ve ülkemizin yaptığı uluslararası ev sahiplikleri konusunda bize anlatmak istedikleriniz olabilir mi? Tabii 2015 yılında G20 dönem başkanlığını ülkemiz üstlendi malumunuz. G20 uğraştığı konular çerçevesinde sadece Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü bir konu olmamasına rağmen bu uluslararası organizasyon kabiliyeti ülkemizde en üst düzeyde Dışişleri Bakanlığı'nda bulunduğu cihetle bizden rica edildi bunun koordinasyonu. Bu tabii zor bir olaydı. Çünkü ortalama 50-60 arası toplantı düzenliyor g dönem başkanları ve bunların arasında bir de zirve oluyor. Zirveye 20 devlet başkanı veya başbakan katılıyor ve bunların tabii bir arada bulunması dünyanın en büyük ülkelerinin bir arada bulunması birçok konuda özel organizasyonlar hazırlamayı gerektiriyor. İşin içinde lojistiği, güvenliği, en üst düzeyde güvenliği, yer temini gibi birçok unsur var. Biz de bunu üstlendik. O sırada dediğiniz gibi ben çok taraflı ekonomik işler genel müdürüydüm. Öncelikle bizden önceki Avustralya dönem başkanlığının neler yaptığını izlemek üzere birkaç toplantıyı izledik 2014'ün sonunda daha sonra biz devraldık ve tabii ilgili organizasyon firmalarının bulunması, bunların tespiti ve bunlarla olan ilişkilerin bir düzene kurulması üzerine meclisimizden özel bir kanun da geçirdik. O kanunun verdiği yetkiyle bir takım sorumluluklar tamamen Dışişleri Bakanlığı'nın üzerinde kaldı. İlgili işte bizim genel müdürlüğümüz çerçevesinde neredeyse bakanlığın normalde bu işlerde uğraşan birimlerinin küçük birer temsilciliğini kurmuş gibi özel bir ekip kurduk. Bu ekip de çok kabiliyetli, bakanlığımızın gerçekten çok değerli memurları görev aldı. Bana da büyük yardımlarda bulundular. 7-24 büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Tahmin ediyorum 45 civarında toplantını tamamen Dışişleri Bakanlığı hazırladı. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bu vesileyle tanıtmak için işte İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun, Bodrum olsun, Antalya olsun, Kapadokya olsun çeşitli toplantılar yapıldı. Bir görev gücü kurduk. Oraya kurumlardan temsilciler geldi. Onların da başında bir başka büyükelçi arkadaşımız vardı. O da çalıştı ve onlar da büyük fedakarlıklarda bulundular. Toplantıların hepsini başarıyla yaptık. Şerpalık görevi müsteşar yardımcımız Sayın Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu'nun üzerindeydi. O da hakikaten çok özveriyle büyük başarıyla görev yaptı. Birçok toplantının başkanlığına sabah enerken saatlerinden gece yarılarına kadar hiç ara vermeksizin yürüttü. Gayet başarıyla bunu da Dışişleri Bakanlığı olarak yerine getirdik ve herkesten çok olumlu dönüşler aldık. En sonunda da Antalya'da Belek'te zirveyi yaptık. Zirve için tabii kullandığımız otellerin bulunduğu bölgeyi tamamen güvenlik nedeniyle çevreledik. Güvenlik tedbirleri aldık, otelleri kapattık. Dışarıdan müşteri almamalarını sağladık. Her ülke neredeyse bir başka otelde kaldı. Onların koordinasyonunu sağladık. İşte ulaşımından güvenliğine kadar, yaşa, ibate, işte her türlü konu en de sonunda Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği kararlarla bitti. İşte bu kararları Birçoğunu da alma görevi bana verildiği için ben de bu sorumluluğu elimden geldiği kadar üstlenmeye çalıştım. Bu zirvede biz tabii ki hiçbir fedakarlıktan maddi manevi kaçınmadığımız için çok başarılı oldu. Bizden sonraki dönem başkanları geldiler orada, görüntüler aldılar, notlar aldılar, örnek aldılar. Daha sonra da birkaç dönem başkanı bize heyetler gönderip tecrübelerimizden istifade ettiler. Yardımcı olmamızı istediler. Onları da e, tabii ki e, yerine getirdik. Ve bence tabii ki ben artık görevim gereği G20 ge, toplantılarına katılmıyorum ama yani yapılan zirve bizden sonra yapılan zirvelerin bizimkinin başarısına ulaşıp ulaşmadığını tabii bilmiyorum ama bu ulaştıklarını da pek zannetmiyorum doğrusu çok mütevazi olamayacağım o konuda. Çünkü biz hakikaten birçok konuda bir ilk gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde konuklarımızın her türlü rahatını hiçbir kısıtlama olmadan karşıladık, yerine getirdik. Onları buradan ülkemizden gayet memnun, mutlu uğurladık. En sonunda zirvede gerçekten öyle geçti. Güzel de bir hava vardı şansımıza Kasım ortası olmasına rağmen Antalya'da. Gayet başarılı bir dönem başkanlığı yerine getirdik. Dışişleri Bakanlığı bu görev, buna benzer zaten birçok görevi, bu organizasyonu başarıyla yapmıştır ve yapmaya devam ediyor. Bize yeniden böyle bir görev verilirse onu da eminim gayet güzel, en iyi şekilde yapacağımızdan hiçbir kuşkum yok. Elinize sağlık. Ülkemiz uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmak konusunda aslında önemli bir kapasite geliştirdi son senelerde. Pandemi öncesinde uluslararası toplantıların çok yoğun olduğu dönemde neredeyse her sene Türkiye'de bir ya da birkaç zirve yapıldı. Hepsinde evet. de organizasyon başarısı olarak yüzümüzün akıyla çıktığımızı söylenebilir. Çok kolay değil. Bazı zirveleri hazırlığı aylarca, yıllarca sürüyor. Biz bazen acil konularda mucize şeklinde çok kısa hazırlık dönemleriyle önemli toplantılara ev sahipliği yapabiliyoruz. Meslek hayatımız boyunca pek çok anı biriktirebiliyoruz. Büyükelçilik döneminde ilk memuriyete başladığımız andan itibaren. iki önemli başkentte de büyükelçilik yaptınız. Buradaki çalışmalarınızdan, hatıralarınızda önemli yer tutacak bir anınızı bizimle paylaşmak ister misiniz? Geride iz bıraktığını düşündüğünüz böyle bir çalışmanızı bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii ben meslek hayatımın ilk günlerinden beri yani ilk yurt dışı tayinimden beri her türlü görevi yaptım. İçinde konsolosluk görevleri de var. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla, ihtiyaçlarıyla bunların uzun vadede nasıl çözüme kavuşturulabileceği konusunda çok kafa yormuştum. Tabii her dönemde, her seviyede yaptığım görevlerde işte bir takım bakanlığımıza yeni yöntemler, yenilikler önerdim. Bunların bazıları kabul edildi, hayata geçti. Bunlarla insan düşündüğü zaman birçok kimsenin tabii ki bunların benim önerim olduğundan haberi yok. Olması da gerekmez. Ama ben kişisel olarak çok mutluyum. Beni çok tatmin etti. Belki en önemli şey son zamanlarda her zaman mesleki tatmin o açısından aklıma getirdiğim bir konu. İşte Katar'da İlkelçiliğe başladığımdan ilk günden beri oradaki vatandaşlarımız çocuklarını gönderecek bir Türk okulu olmadığından şikayet ediyordu. Benden önceki büyük elçilere de söylemişler. Dosyalarda onları da görüyordum. Yani bu okulu nasıl yaparız, ederiz? Çünkü o zamanlar işte Marif Vakfı yoktu. Türkiye'nin yurt dışında okul yaptırma bütçesi yoktu. Öyle planları yoktu. Ben buna bir epey bir kafa yordum ve vatandaşları bu sorundan kurtarmak için önce Katarlılardan bilabeder bir arsa temin etmeyi başardım. Sonra o arsanın üzerindeki okulun projesini kendi tamamen kişisel ilişkilerim olan bir mimar arkadaşıma yani Amerika vatandaşı olup aslında Suriye asılı bir mimar arkadaşıma çizdirdim. Yani normalde bu bayağı bir pahalı bir projeydi ama arkadaşım benden bir kuruş almadan bunu çizdi. bu projeyi bir ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza o zaman başbakandı arz ettim. Ama kendisi de dedim ki bunun işte arsayı aldık, projeyi yaptırdık ama okulu yaptıracak bütçe yok. Sonra Sayın Başbakanımızın da yardımıyla orada görev yapan, orada iş yapan büyük bir firmamızdan rica ettik. Firma sağ olsun kabul etti. O okul yapıldı. Yıllardır da mezun veriyor. Hatta son duyduğuma göre artık okulun kapasitesi az olduğu için şu andaki büyük yaşerimiz okulu genişletme çabaları içinde. İnşallah o da onu başarır. Çünkü ben hakikaten devletimize de hiçbir masrafı olmadan Birkaç okul daha önce başka ülkelerde yani mevcut binaların kiralanması yoluyla falan hayata geçirilmişti ama oralarda sorun olmuştu. Bu okulun projesi hakikaten çok güzel. İyi bir mimarın elinden çıktı. İnşallah genişleme süreci şey de o şekilde başarılır. Ve vatandaşlarımız ilkokul çağına gelen çocuklarını Türkiye'ye gönderip ailelerini bölmek zorunda kalmazlar. Tabii bunun gibi birçok olay var konsolosluk iş ilişkilerinde vatandaşlarımıza her dönemde ne zaman böyle bir şey yapsam bazı kolaylıklar sağlamayı başardım. Bunlar beni hakikaten çok mutlu etti. Çünkü konsolosluk tabii ki siyasi ilişkileri yürütmek Dışişleri Bakanlığı'nın esas görevi. Buradaki başarı da çok önemli. Ama vatandaş sizi konsolosluğun penceresinden görüyor. Onun gözünde büyükelçi aslında konsolos yani o bir konsol konsolosluk hizmeti aldığı ölçüde Büyükelçi'yi tanıyor ve seviyor. Dolayısıyla bizim en önemli görevlerimizden birisi vatandaşlarımızı mutlu etmek. Ben daha sonraki Stockholm görevim sırasında buna çok önem verdim. Her zaman vatandaşlarımın arasında oldum. İyi günde, kötü günde yanlarında oldum. Ağızlarınız kendim seçtim, ben size bu akşam yemeğe geliyorum dedim. Onların evlerine konuk oldum. Ve bunlar hep benim için çok güzel anlar oldu. İnşallah genç arkadaşlar bu şekilde devam ederler. Her şey değiştiği gibi diplomasinin de yöntemleri yürütülüş şekli değişiyor. Görevler değişiyor, yeni sorumluluklar geliyor. Yani Dışişleri Bakanlığı Sayın Bakanımızın da dediği gibi butik bir bakanlık. Personel sayısı az ama sorumluluğu ve üstlendiği görevler hiç de az değil. Her zaman her yerde Türkiye'nin marka haline geldiği bazı hususlar var. İşte tahliyeleri çok başarılı yapması, organizasyonları çok başarılı yapması, vatandaşlarını hiçbir zaman ortada bırakmaması gibi. Bunları Dışişleri Bakanlığımızın artık genlerine işlemiş şekilde, tereddütsüz yerine getirebilecek halde ki kapasitesini her zaman o seviyede tutması lazım. Ve kadrosunu da tabii ki buna göre sürekli geliştirmesi lazım. Teşekkür ederiz. Konsolosluk konuları gerçekten insanda çok anı bırakan işler oluyor. Pek çok meslektaşımızın da anılarını yazdığında en çok bahsettiği konular sanıyorum konsolosluk konuları. Evet. İnsanların hayatına katkı yapma imkanı sağladığı için. Sayın Büyükelçim vakit ayırıp bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir başka Büyükelçimizle başka bir diplomasi sohbetinde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.